ilimizin en önemli aydınlanma projelerinden Köy Enstitülü, Lüleburgaz Ceylanköy doğumlu, şair, yazar, eğitimci Mehmet Başaran'ı aramızdan ayrılışının 5. yıl dönümünde saygı, özlemle anıyor, aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz. İlk orada dokundum sabaha, alnımda hala serinliği, dilimde çağla tadı. Katıksız buğday ekmeğini ilk orada yedim. İşbaşı ettik ilk yazla, harç kardık, türkü söyledik. Kepir koca bir derslik, yaşam öğretmenimiz. Güller açtırdı taşa, demire, ırmaklara dönen terimiz. İyi yontulmuş bir köşe taşı, yerini bulmuş bir tuğlaydı aşk bizim için. Direnmekti, savaşa, sömürüye. Aşkı orada öğrendik, çiçeğe durdu yüreklerimiz. Görebildiğin kadar mavi, sürebildiğin kadar toprak, sarabildiğin kadar kadın bu dünya. Güvenebildiğin kadar dost, düşünebildiğin kadar güzel, yaşayabildiğin kadar dünya. Lüleburgaz'a bağlı Ceylanköy'de başlayan yaşamını, annesinden dinlediği Rumeli türkülerine olan sevgisini, dünyayı algılamaya başladığı Kepirtepe'yi, ülke sorunlarına baş kaldırdığı yılları tüm yazılarında, şiirlerinde okuduğumuz halk ozanı, yazarı, öğrencilerinin ve onu tanıyanların sevgili öğretmeni, köy enstitülü ve eğitimci Mehmet Başaran 5 yıl önce bugün aramızdan ayrıldı. Ülkesinin, halkının davasında hep vardı. Yetiştiği bu güzel Trakya topraklarına bağlılığını hep dillendirdi. Evet, ben Kepirliyim. Bel kırıcılığın egemen olduğu dönemde acılar çektim. Kepir ana bilge, Burgaz ana hoşgörülüdür der, sevgisini, bağlılığını her fırsatta dillendirirdi. Lüleburgaz Belediyesi 1 Ekim 1999 tarih ve 6 sayılı meclis kararıyla onu Lüleburgaz sevgisine karşılık adını bu meydana vermişti. Mehmet Başaran yaşamı boyunca devrimci duruşundan ödün vermedi. Yanlışlara, haksızlıklara direndi. Acılar çekti. Yaşamını onurlu kılan da buydu, bir de yaşamı boyunca üretmesi. Şiirlerinde, öykülerinde, romanlarında hep bizi, halkı anlattı. Türkçenin doğru kullanılmasına gösterdiği duyarlılığı, onu tanıyan herkes tarafından çok iyi bilinir. Bir ülkenin gelişmesinde en önemli koşullardan birinin, dilinin doğru kullanılması ve geliştirilmesi olduğunu söylerdi. Öykülerinde, şiirlerinde, romanlarında sade ve akıcı diliyle okuyucularına okumayı sevdirmeyi de başarmıştır. Kepirtepe Köy Enstitüsü'nün ilk mezunlarındandır Mehmet Başaran. İlk yazı ve şiir denemeleri Kepirtepe Köy Enstitüsü'nde başlar. İkinci Dünya Savaşı'nın sürdüğü yokluk ve yoksulluğun yaşandığı yıllardır. Kepirtepe'de yapılan yapıların yapımı sürmektedir. İnşaatta boşalan çimento torbaları onlar için defter demektir. Dönem arkadaşı Yusuf Asıl bir söyleşide biz öğrenciler bu torbaları düzgünce keserek kendimize defterler hazırlardık ve derslerde kullanırdık. Arkadaşımız Mehmet Başaran bu tür defter yapımında hepimizden ustaydı. En güzel defterleri o yapardı diye anlatmıştı. Ve yine ilk şiirlerini bu defterlere yazmıştı. Kepirtepe'de başlayan yurttaş olma bilincini yaşamı boyunca çoğaltarak ülkenin yazın dünyasına değerli yapıtlar bıraktı. Dokunduğu herkesi varsıllaştıran, sevgi dolu, bilge insan Mehmet Başaran'ı aramızdan ayrılışının 5. yılında adını taşıdığı bu alanda saygıyla anıyoruz. 1 Nisan 2015 tarihi çok sevgili Mehmet Başaran öğretmenimin aramızdan ayrıldığı tarih. Kepirtepe Köy Enstitüsü Hasan Orhan Yüksek Köy Enstitüsü çıkıştı. Ozan, öğretmen, şair, yazar, Mehmet Başaran öğretmenimin anısını saygıyla selamlıyorum.
ve onun yücel anıtı şiirini sizlerle paylaşmak istiyorum. Kulak verin doğruya, güzele. Acı çeken toprağı, insanı dinleyin. Bozkır'daki başağı, Başak'taki köyü, konuşan o değil mi derinlerden bizi bulduran sesiyle? O değil mi zamanı sorguya çeken, açan düşünceyi yeni yönlere, çekip çarıkları koca tonguçla, çobanın yüreğinden bilginin usuna dek Anadolu'ya süren? Bakın nasıl büyüyor ekinlerle, buluşuyor alnında doğuyla batı, diş gıcırtılar içinde çağın, yürüyor halkımla usul usul Nisan yağmuru adımlarıyla. Elleri, gözleri yapılarda harç, ey gericiler, çıkarcılar, ey kafanızı taşlara vurun. Hasan Ali canlı bir anıt halkının yüreğinde. Sevgi ve saygıyla. Bir yanım tanrılar otağı kazdı, bir yanım kurtuluşçulara arka veren madralar. Kuşanıp çifte fişeklikleri şuradan yürümüş Ayvalık'a. Gömeçli, Edremitli kuvayi milliyeciler. Amerikan süt tozu dağıtılıyor. Cumhuriyet, Gazi, Ali Çetinkaya okullarında. Ne kadar uzak şimdi o günler. Ovada 3 milyon zeytin ağacı vurmuş gövdelerine damgasını. Sabit Bey Eminzade Karagözoğlu ve on binlerce tayfanın düşleri zeytin acısı. Nerede yoksul evlere muştular götürecek güvercin? Hala söylenceler renginde suları Kaz Dağı'nın yamaçlarda Türkmen köyleri. Bir gün narlı, bir gün şapçı, bir gün koca dağ, bir gün biller. Uykusuz gözler gibi ıssızlığı öğretmen odalarının. Dolaşır durur gezici baş öğretmen. Dolaşır durur yanında İmralı adamı Ökkeş, İnegöllü Remzi. Görünmez dikenleriyle pirenlik kırı. Günaydın zeytin ülkesi. Çamlarının dibinde Homeros'un İlyada'yı yazdığı yerler. Nasıl bir saldırıda yarım kaldı okullar. Sızlayan kesik bir kol gibi Hektor'u sürüklüyor şimdi tahta attan çıkanlar. El sallıyor Havran'dan Koca Seyit. Görse şaşardı Homeros bile. Dudakları uçuklardı Aşil'in. Öyle işler gördü Çanakkale'de. Zeytinyağı fabrikasında hamal. Oydu kurtuluşçularla en önde İzmir'e giren. Ne kadar uzak şimdi o günler. Köylerde enstitülü 20 bin öğretmen. Kuşatılmış Troya sanki her biri. Yangından, yıkımdan çıkmış 20 bin ana. Kök salmış toprağa 20 bin yedi veren gibi. Dayan Koca Seyit, dayan. Zeytinler, narlar dikmiş Yayaköy'e Refik Cevahir. Bunlar açacak diyor. Pençe atsa da göğsümüze Zeus'un korkunç kartalı. Kulak ver madralara. Bugünler geçecek diyor. Gül parmaklı şafak dağlara değdiğinde, geline döndüğünde bol pınarlı ida, salınıp körfeze indiğinde sarı kız, çocukların dilinde çağla tadı kazandığında sözcükler, tahta attan çıkar gibi geldiler. Çok giyilmiş ayakkabıların tabanlarına benziyordu yüzleri. Evime, ülkeme doluştular. Emir kuluyuz diyordu biri. Soruyordu üç bakanlık müfettişi. Manifesto okutuluyor muydu enstitülerde? Belletiliyor muydu Nazım'ın şiirleri? Sık sık gelir miydi Hasanoğlan'a Sebahattin Ali? Toplayıp açık hava tiyatrosuna Tonguç size neler demişti? Kimliğim mi? Türkiye dedim. Doğumum mu? 17 Nisan. Sorun beni Bedrettin'den, Yunus'tan, Karaca olan emmimdir. Dedem Pir Sultan. Yolum Tonguç'un yolu. Sorgucular, hey sorgucular. Bilir misiniz Koca Seyit'i? Sırtında 210 okkalık mermi. Neyi savunmuştu Çanakkale'de? Sorun beni Seyit'ten. Sorgucular, hey sorgucular. Durdurabildi mi dünyayı Engizisyon yargıçları? Neyi aydınlatır bilir misiniz? Yakılan, yasaklanan kitaplar. Sorgucular, hey sorgucular.
Okuyun Fonta Mağara'yı, Sırça Köşkü. Küfürle dünya durur, zulüm ile durmaz demiş risalesinde. Sorun beni Koçu Bey'den. Trakya hüzün kokar. Temmuz'da sarıdır Trakya. Van Gogh sarısı tarlalar. Eski bir çeyiz sandığı gibi ayva kokar. Temmuz'da sarıdır Trakya. De ki savrulan saçları yitik Rumeli güzelinin başak kokar. Temmuz'da sarıdır Trakya. Yanmış harmanlar, solgun köyler, bozgunlar gibi sarı, kül kokar. Temmuz'da sarıdır Trakya. Uzak yaz gecelerinde sarı ay, E5 yolu geçer alnından, tuz kokar. Temmuz'da sarıdır Trakya. Yeni sayfalar ekler göçmenliğin tarihine, yorgun Almancılar. Trakya hüzün kokar. Eşin dostun yaşıyor bak bahçelerde. Sen çıplak bir doruğun üzerindesin. Tam rüzgarın en yeni sardığı yerde. Yekpare bir mavilik üstünden akar. Altında köklerini sıkan toprak var. Dertleşir durursun gölgenle. Bazen öyle yakın geçer ki kayan yıldızlar halini soru verecekler sanırsın. Dağılır üstündeki yeşil sükut, ümitle kımıldanırsın. Bakma sana bir at verdiklerine. Yerle gök arasında bir karaltısın ve bütün dünya seni unutmuş. Sanki kim bilecek yaşadığını, gelmese dallarına birkaç fakir kuş. Ne de olmaz çilen varmış, ilk defa kırağı yaktı canını. Aşkı sonra bulutların, rüzgarın cilvesi değil miydi döken yapraklarını? Durmuşsun kırların bir ucuna, ah senin halin, köylü hali. Yaşarsın kıraç toprakta. Servisimin misali. Tonguç baba. Otlar böcekler gibiydi bozkırda. Acılarda gökyüzü kadardı. Bizden geçerdi zamanın karanlığı. Yorgun öküzler kara savanlarla. Unutulmuş, unutulmuş, unutulmuş köylerdik. Sonra sen geldin, nisanlar geldi. Durdu o içimize aktığımız kan. Yenilendi gücümüz, bembeyaz. Köyler babası, halk babası, bize çalışmaya başladı tarlalar. Komadı karanlığın ağaları. Halk uyansın, ülke çiçeğe dursun. Komadı aydınlıktan korkanlar. Terledin, dayattın bizim için. Ey cılavuzlar, kepirler, Hasan olanlar. Adın bir destan şafağı işte. Umudu, sevinci büyütüyor okullar. Halk babası, köyler babası. Ha desen horona kalkar milyonlar. Sen Anadolu'sun, halksın, köylersin. İlk yazın ucu göründü. Parlayıverdi çiçek içime. Kalktım, akça doruğa çıktım. Bir ova serildi önüme. Karşıma bir dağlar dikildi. Elim ağzımda baka kaldım. Bir yanda dumanlı toprak, bir yanda deniz. Eriklerin, bademlerin şavku vurmuş havaya. Ortalığı tutmuş zeytin. Gözlerim yeşile kesti. Hey, ne dünyaymış dünyamız. Çamların heybetinde, sesinde kaynakların yaşamak uğul uğuldu. Kımıldıyordu yamaçlarda tarlalar, tepemde gök. Çevrilmiş üstüme sayısız sevdalı göz. Güp güp atıyordu yüreğim, kıyısında söğütler göveren. Bir nehir yatağına dönmüştü içim. Üstüme üstüme geliyordu raklar. Yankısıyla nice ilk yazların. Coşkun sular geçiyordu derinlerimden. Yosunlu kayaların dibinde, oradan dürtüyordu tohum, tomurcuk. Elimi uzatsa, özgürlüğe dokunacaktım. Yeni düşünceler patlıyordu zihnimde. Açtım bağrımı, güne, güneşe. Eh be! İlk günlerindeki gibi Troya'nın. Usulca dokundum or yamaçlarına, gül parmaklı şafak, İda'nın.
Işıdı son yazın gergin karnı. Kuytularda ince bir rüzgar okşadı küçük mavi çiçeklerini sevdanın. Sürüp gidiyordu yaşamın gelgiti. Sürüp gidiyordu doğumlar, ölümler, ardından ölümcül sancıların. Sese dönüştü titreyen çiğler. Baktım, gözlerin söylence rengi. Neydi o yumuk avuçlarında bir giz gibi sımsıkı tuttuğun şey? Görünce dünyamızı neden ağladın? Söğütler yaprak döktü, sular ürperdi. İlk günlerindeki gibi Troya'nın. Hangi korkularla kim demiş bir kız doğunca dört duvar sızlar diye. Sızlamadı. Genişledi duvarlar. Tanelenen başaklarla geçmişten geleceğe. Bakır taslarla içildi şerbetin. Itırlar, defnelerle ilk çeyizin kondu sandığa. Nişanlandın. Yaşama beşik kertmesi. Onarmış gibi duvarlarını kentin. Dayanıklı olsun diye tüm acılara tuzladık kaya tuzuyla bedenini. Yuğduk 41 çeşit ot katılmış sularla ve güllerin ve dikenlerin ve kırların acemisi kesilmesin diye dar geçitlerde soluğun. En mavi sözcüklerle seslendik sana. Deniz dedik. Öpüp başımıza koduk tuzu ekmeği. Herkese öncelikle bu güzel etkinliği düzenlediğiniz için başta Lüleburgaz Belediyesi olmak üzere herkese teşekkür ederiz. Ve bizi dahil ettiğiniz için, beni de dahil ettiğiniz için teşekkür ederim büyük babamın anması için. Herkese öncelikle tıpkı Lüleburgaz gibi bir enstitü şehri olan Serhat şehri, Serhat kenti Kars'tan selamlar. Burada da Kepirtepe Köy Enstitüsü gibi Kars'ta da Cılavuz Köy Enstitüsü var. Ben büyük babamın Ahlat Ağacı şiirini size okumak istiyorum. Bu şiirin ilk yayınlanan şiir kitabı olması dışında önemli bir özelliği var. Hem Anadolu köylüsünün hem Rumeli köylüsünün yaşamını bir nevi metaforlaştırıyor bu şiirde aslında. Yani Ahlat Ağacı'nı Trakya köylüsü, Rumeli köylüsü, köylünün o basat hayatın içindeki yaşanmışlığı olarak görmek mümkün. Dolayısıyla ben de bunu sizinle paylaşmak istedim. Şiir ezberim biraz kötü olduğu için kusura bakmayın, bilgisayardan okuyacağım. Çok selamlar, çok sevgiler. Tekrar teşekkür ederiz. Ahlat Ağacı. Eşin dostun yaşıyor bak bahçelerde. Sen çıplak bir doruğun üzerindesin. Tam rüzgarın engini sardığı yerde. Yekpare bir mavilik üstünden akar. Altında köklerini sıkan toprak var. Dertleşir durursun gölgenle. Bazen öyle yakın geçer ki kayan yıldızlar. Halini soru verecekler sanırsın. Dağılır üstündeki yeşil sükut. Ümitle kımıldanırsın. Bakma sana bir at verdiklerine. Yerle gök arasında bir karaltısın. Ve bütün dünya seni unutmuş. Sanki kim bilecek yaşadığını gelmese dağlarına birkaç fakir kuş. Ne de dolmaz çilen varmış. İlk defa kırağı yaktı canını. Aşkı sonra bulutların. Rüzgarın cilvesi değil miydi döken yapraklarını? Durmuşsun kırların bir ucuna. Ah senin halin köylü hali. Yaşarsın kıraç toprakta. Servis simin misali.